muhasebeci mali müşavirler odası olarak 1-7 Mart muhasebe haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz ruhsat törenimize hoş geldiniz diyor. Yeni meslektaşlarımızı ve ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Siz yeni meslektaşlarımın hayatlarındaki en önemli adımlarından birinde üyesi ve başkan yardımcısı olduğu Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına yanınızda olmaktan kıvanç duyuyorum. Ayrıca 1-7 Mart Muhasebe Haftası gibi anlamlı bir haftada sizlere mesleki ruhsatlarınızı takdim edecek olmaktan gurur duyuyoruz. Değerli misafirlerimiz, ruhsat törenimize geçmeden önce açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmeliyim. Sizin kadar ben de heyecanlı ve gururluyum. Ruhsat törenini planlamaya çalışırken belli sayıda meslektaşımızı planlama yapıyoruz ve onların belli sayıda katılımcıyla salona katılacaklarını planladığımız için bazen planlamamızın üzerinde katılımla katılındığında salonda yoğunluk oluyor. Ben her şeye rağmen bu yoğunlukta da gururu birlikte paylaşabileceğimizi düşünüp sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, sevgili Hazirun, kurul üyelerim, meslektaşlarımın kıymetli yakınları, 1-7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz ruhsat törenimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla ben de selamlıyorum. Bugünkü törenimize zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak mesleğe yeni adım atan 65 meslektaşımıza serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatını takdim edeceğiz. Ruhsat alacak arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aramıza hoş geldiniz. Sevgili meslektaşlarım, bugün ruhsat alacak olan meslektaşlarımız ve aileler için çok özel ve anlamlı bir gün. Kendileriyle ruhsat aldıkları gün zaten gururu telefonda bir kez paylaşmıştık. Şimdi bir kez de aileleriyle birlikte bu gururu paylaşma kıvancını yaşayacağız. Meslek camiası olarak da çok önemli bir haftanın içerisindeyiz. Tüm meslektaşlarım, bugün camiamıza katılan meslektaşlarımın ve meslektaşlarımızın 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı kutluyorum. Sevgili meslektaşlarım, her meslekte olduğu gibi mesleğimizin de bazı sorunları olsa da bugün çok değerli bir camiaya adım atmış bulunuyorsunuz. İnanıyorum ki yenilikçi bakış açınız ve enerjiniz ile sizlerin de vereceği katkılarla mesleğimiz çok daha değerli, çok daha önemli bir meslek haline gelecektir. TÜRMOV çatısı altında örgütlenen ülke genelindeki 77 Mali Müşavir Odası ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası'na kayıtlı 125 bin Mali Müşavir ve 5 bin Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyerden oluşan Büyük Muhasebe Camiası'nın bir ferdisiniz artık. Bursa Odası bugün 5806 üyesi ve bu meslek mensuplarımızın yanında Mali Müşavirlik stajlarını sürdüren yaklaşık 1100 stajyeriyle ekonomiye ve işletmelerin geleceğine katkı sunmaya devam etmektedir. Üyelerimizin 2758'i serbest çalışmakta, geriye kalan 3050'si ise çeşitli şirketlerde bağlı olarak çalışmaktadır. Yaklaşık her yıl 200 yeni üye, yeni meslektaşımız aramıza katılmaktadır. Aramıza katılan üyelerimizin, bu arada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle bir duyuruyu da sizinle paylaşmak istiyorum ilk kez. Yaklaşık aramıza katılan 200 meslektaşımızın yıllık %65'i kadınlardan oluşmakta. %35'i erkek meslek mensupları kadınlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde
Şu andaki dağılım yaklaşık %39'a 61. 5 yıl içerisinde bu skoru eşitleyeceğinizi, hatta geçeceğinizi tahmin ediyorum. Ve 5 yıl içerisinde Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın da bir kadın başkanı olacağına inanıyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de şimdiden sizlerin gelecekteki başarıları adına kutlamak istiyorum. Evet, tekrar konuşma metnimize dönersek, geniş ailemize tekrar hoş geldiniz diyor. Sizlere bu arada meslekle ilgili bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Elbette büyük, geniş ve kıvanç duyacağımız bir aileye katıldık ama artık bu aşamadan sonra sorumluluklarımız ve yapmamamız gereken bazı işler de var. Aldığınız tüm sosyal görevler sırasında ve her yerde mesleğinizi ve odamızı temsil ettiğinizi asla unutmamalısınız. Çok zor şartlarda elde ettiğiniz ruhsat sizin ayrıcalığınız, bizim de ayrıcalığımız. Ruhsatınızı asla başkalarına kullandırmayın. Meslek etik kurallarına uygun davranın. Meslektaşlarınızı küçük düşürerek eylem ve davranışlardan kaçının. Müşteri kazanmak adına fiyat rekabeti yapmayın. Ben odanızın başkanı olarak size temin ediyorum sizi. Hepiniz orta üst gelir grubunda bir yaşam süreceksiniz. Sabırlı ve etik değerlere saygılı olarak meslek yaşamınızı sürdürmeye devam edin. Oda etkinliklerine mutlaka katılın. Oda seminerlerini takip edin. Sürekli kendinizi geliştirin. Odamızın etkinlikleriyle ilgili internet sayfası, sosyal medya hesapları olduğu gibi bir de YouTube kanalı var arkadaşlar. Eğitimlerimizin bazılarını, salonumuz artık buraya sığamayacağımız kadar küçük kaldığı için YouTube kanalımızdan da sizlerle paylaşıyoruz. YouTube kanalımıza üye olup bildirimleri açmalısınız. Etkinlik ya da eğitimler kanala yüklendiğinde size bildirim düşmeli. Yeniliklere her zaman açık olun. Yabancı dilin ve teknolojiye hakim olmanın mesleğiniz ve sizler için bir avantaj olduğunu unutmayın. Mesleğimize ve mesleki sorunlarımıza ilişkin varsa görüş ve önerilerimizi odamızla paylaşmaktan çekinmeyin. Ben her birinizi aradığımda kişisel numaramı da vermişimdir ve mutlaka sorunları ve çözüm önerilerinizi de duymaktan mutlu olacağımı bildirmişimdir. Ayrıca odamızın resmi internet sitesinde komisyonlar bölümünden ilgi alanlarınıza göre bir komisyonda çalışmak isterseniz kendinize ait olduğunuz, yakın olduğunuzu hissettiğiniz komisyonumuza üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Komisyonlara üyelik yalnızca seçim dönemlerinde değil, harici dönemlerde de komisyon başvurularınızı dikkate alıyoruz. Değerli meslektaşlarım, 1-7 Mart Muhasebe Haftası çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerimize odamızın web sitesi, sosyal medya hesapları ve el broşürlerimizden ulaşabilirsiniz. Artık hepiniz genç meslektaşımsınız. Pazartesi günü genç meslektaşlarımızla ilgili odamızda serbest kürsü faaliyetimiz olacak. Hepinizi en yakın zamandaki etkinliğimiz olan bu etkinliğe bekliyorum. Sözlerimi burada son vermeden önce mesleğe yeni adım atan meslektaşlarım ile ilgili önemli bir bilgiyi paylaşmak da istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yönetim döneminde odamız Zirve YGZ Bilişim Firması ve yapmış olduğu anlaşma uyarınca ruhsat aldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle müracaat eden tüm meslektaşlarımız 3 yıl süreyle Zirve Nova ve Müşavir programını ücretsiz kullanabileceklerdir. Ve yine destek ofis projesi kapsamında TÜRMOB LUKA programı da 2 yıl süreyle yeni ruhsat almış olan meslektaşlarımıza ücretsiz olarak kullandırılacaktır. Bu da odamızın ve üst birliğimizin mesleğe yeni adım atmış üyelerine bir hoş geldiniz hediyesi olarak kabul buyurun lütfen.
Evet, aramızda küçük çocuklar, yaşlılar da var. Onları beraber paylaşacağız ama sizi çok sıkmadan, konuşmamı burada son verirken, bugün burada mesleki ruhsatlarını alarak aramıza katılan tüm meslektaşlarımıza, ailemize tekrar hoş geldiniz diyor. Bu zorlu süreçlerinde maddi ve manevi olarak yanlarında olan siz kıymetli ailelerine de çok teşekkür ediyorum, saygılarımla. Açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Zorlu bir eğitim ve sınav sürecinin ardından mesleğe adım atan 65 meslektaşımızı tek tek kürsüye davet ederek kendilerine ruhsatlarını takdim edeceğiz. Öncesinde ise sınavda en yüksek not ortalamasını tutturarak ilk üçe giren meslektaşlarımızı sırasıyla kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Sabri Sevgi. Fırsatını takdim etmek üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Arılık kürsüye davet ediyoruz. Evet, değerli konuklar, bir istirhamım olacak. Daha önceki ruhsat törenlerinde de sıklıkla söz etmişimdir. Ruhsat alan 65 meslektaşımızın tümüne alkış standardı istiyorum. Birinciye biraz torpil geçebiliriz ama geri kalan 64'ünün hepsine alkış standardı istiyorum sonuna kadar. Hiçbir şey bilemedim.
Kendilerine başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi de mutlaka olmaya hak kazanan meslektaşlarımızı alfabetik sıraya göre sırasıyla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Afife Mine, ruhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Alkan Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Ahmet Özdemir. Ruhsatını takdim etmek üzere yeminli mali müşavir Sayın Bülent Kıçıcı'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Özdemir. Sayın Ali Türküp Akcan. Ruhsatını takdim etmek üzere TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Muharrem Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Ahmet Özdemir aramıza katıldı. Sayın Ahmet Özdemir sahneye. Kutusun altı metre üzere ben sahneye davet ediyorum. Yok, geçiyorum değil mi? Bir daha geri. Yok, Sayın Batuhan Aydın. İzlediğiniz için ruhsatını ben takdim etmek istiyorum. Sayın Bige Özükurt Bulut. Kutlarını takdim etmek üzere meslektaşımız Bige Ezer'e Özen'e sahneye davet ediyorum. Ne yazık var? Durum yok. Sesi gerçmiyor. Meryem abi. Yani ise mesela bakalım. İşte günlerin ben doğal arkadaşım. Arkadaşlar.
lazım. Çakın da şehirde uğradım. Sayın Birsel Şentürk, fırsatını takdim etmek üzere oda başkanımız Sayın Hüseyin Öllik sahneye davet ediyorum. Sayın Murat Sümer, fırsatını takdim etmek üzere Sayın Yasin Hıçkındır'ı sahneye davet ediyorum. Necip Başkan da sahneye davet ediyorum ustad takdimi için. O benim teyze. Sayın Burcu Şenbardar, fırsatını takdim etmek üzere Yeminli Mali Müşavir Sayın Orhan Gezer'in sahneye davet ediyorum. Sayın Ceyda Seydoğlu, fırsatını takdim etmek üzere oda saymanımız Sayın Murat Güner'i sahneye davet ediyorum. Ha.
Geçen 8. kişi bu. Sayın Dilara Özel. Fırsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda Haksız Rekabet ve Mücadele Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Karışı'nın kürsüye davet. Değerli misafirlerimiz, çok kısa bölmek istiyorum. Lavabolardan tuvalet bölümünde unutulan Toyota marka bir anahtar var. Sahibi buradaysa arkadaşlar buradan alabilirler buradan. Şükran olması ben alırım. Tamam, Raşit Bey. Sayın Ebru Savaş. Ben alırım. Fırsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Bünyamin Çolak'ı tanımaya davet ediyorum. Sayın Ecem Eker Yılmaz. Fırsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Nihal Altunkaya'yı kürsüye davet ediyorum.
Sayın Ezgi Karagöz, fırsatını takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemi Sayın Açıklı sahneye davet ediyorum. Sayın Baki Koç, fırsatını takdim etmek üzere denetleme kurulu başkanım Sayın Ayhan Erken'i sahneye davet ediyorum. Sayın Fatma Karataş, fırsatı takdim etmek üzere oda başkanımız Sayın Hüseyin Hacı sahneye davet ediyorum. Sayın Figen Kanaycı, fırsatını takdim etmek üzere denetleme kurulu üyemiz Sayın Hülya Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Sayın Furkan Can, fırsatını takdim etmek üzere Sayın Mesut Serhat Yurdoğru sahneye davet ediyorum. Sayın Gamze Gönül, fırsatını takdim etmek üzere önceki dönem oda başkanlarımızdan Sayın Doğan Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Eleme.
Yeşim Çorbacıoğlu. Kutlarını takdim etmek üzere denetleme kurulu üyemiz Sayın Soner Duman'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Hatice Gündüz. Kutlarını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın İpucu Çiçek'i sahneye davet ediyorum. Sayın Hilal Koç Aslan, ustasını takdim etmek üzere Sıkıntı Kurulu Başkanımız Sayın İhsan Acar'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Leyla Bulut, kutladığı takdim etmek üzere Sayın Tidak Kutbayrakları sahneye davet ediyorum. Leyla dedi ya. Peki,
meyle var. Bizim kilos bu lan. Baykon ne diye bir şey? Bir dakika. Sayın Melih Özgürçmen. Thank you.
Mustafa Gökçek. Sayın Mustafa Gökçek. O zaman geçelim. Sayın Nagihan Garip. Mustafa'yı takdim etmek üzere Sayın Zehra Gökhan Elmas'ı sahneye davet ediyorum. Ne gibi? Sayın Nazlı Katın Askeroğlu. Sayın Necati Deveci, rıhsatını takdim etmek üzere Haklı Kahvet Mücadele Kurulu üyesi Sayın Serdar Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Okan Köse, rıhsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın Raşit Gürbüz'ü sahneye davet ediyor. Sahneye davet ediyorum.
Sayın Özlem Aydın. Sayın Berk. Sayın Berk. Sayın Berk. Sayın Berk. Sayın Berk.
Sayın Serap Akkaya, ruhsatını takdim etmek üzere Sayın Mustafa İlkes Hamlet aldı. Sayın Sarfet Çatıkkaş, fırsatını takdim etmek üzere oda sekreterimiz Sayın Yunus Arabacı'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Sibel Sevim, fırsatını takdim etmek üzere meslektaşımız Sayın İlkan Çiçek'i sahneye davet ediyorum. Sayın Sinan Arıcan Kırbaç. Fırsatını takdim etmek üzere oda başkanımız
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Aziz Oku sahneye davet ediyorum.
Sayın Yılmaz Dönmez. Hırsızlığı takip etmek üzere yönetim kurulu Sayın Melek Dönmez sahneye davet Sayın Zehra Kocaman, Mustafa'nın takdim etmek üzere denetleme kurulu üyemiz Sayın Hülya Yüksel'i sahneye davet ediyoruz. Ya Hatice, gel al şu ruhsatını ya. Biz mi kazandık biz taşıyalım? Gel şuraya. Yok ağır da. Yıldız'a da söyle gelsin. Emanetlerini atın. Parası da verdik. Bir şey mi? Emanetlerini verdik. Bana vermediler. Ay. Sayın Zeyna Kaya. Fırsatını takdim etmek üzere oda sekreterimiz Sayın Yunus Arabacı'yı sahneye davet ediyorum. Sayın Sezer Özsu aramızda mı acaba? Sezer Özsu. Mustafa Gökçek. Pınar Gölcük. Ruhsat alan ve meslek camiamıza adım atan tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Başkanım, toplu fotoğraf çekimi için fuaye alanında arkadaşlar, fuaye alanında bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirecek.